Evet arkadaşlar, nedir? Amirim şimdi biz siz gelmeden de konuştuk kendi aramızda. Evet. Raporu oraya koydum amirim. Yani tabii bu konuda şikayetçi olamayız biz yani. Bu bizim işimiz ama. Hayırdır? Mesela beni sabahın 4'ünde uyandırıyorlar amirim. Falan yerde falan oldu. Adres şu. Gidin gelin vesaire. Gidiyoruz oraya bakıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Niye? Çünkü olay yeri inceleme yok. Ne demek yapacak hiçbir şey yok? Oğlum senin işin polislik değil mi? Amir ben polisim tabii ki yani. Ama gidip de oraya sadece duracaksak öyle değil mi Asuman? Haklısın. Ha? Haksız mıyım ya? Haklısın. Yani biz yeri gelir 16 saat bekleriz orada. Ama olay yeri incelemeciler bunu bir adet haline getirdiler yani. Bir konuşulsun, görüşülsün, istirham ediyorum yani. Amirim şimdi biz tabii birazcık erken intikal ettik. Salih abi çok haklı. Yani olay yeri incelemenin orada gelmiş olması lazım tabii. Ama onlar da aman canım cesetler biraz bekleyiversin demiyorlar yani. Canıraş yetişmeye çalışıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya. Ben kendimden biliyorum ya. Tam bir çıkmaz yani. Ya amirim ben memnun değilim yani bundan. İçimizden birisi gitsin. Biz akşama kadar buradayız zaten. Sonra gelsin bize anlatsın ya. Bu kadar basit bir şey söylüyorsun. Salim seni anlıyorum ama oraya gideceksin, cesetin suratına bakacaksın. Bu senin işin. Amirim şimdi tabii yani ben yakınımdaki cinayetlere seve seve koşarım da yani. Herkes kapısının önündeki cinayete gitsin o zaman değil mi abi? Olabilir yani, böyle yapabiliriz. Nasıl? Sen bilirsin. Ben bunu mu söyledim Alaaddin? Yani ben herkes kapısının önündeki cinayete mi koşsun dedim yani? Yok yok hayır, ben seni destek manası. Bu sen niye geldin? Dışarıda başka konuşuyorsun, dışarıda başka konuşuyorsun. Herkes kapısının önündeki cinayete mi baktın dedim, yakındaki cinayetlere mi baktın? Nasıl destek veriyorsun ya? Dışarıda başka konuşuyorsun, içeride başka konuşuyorsun. Salih stop. Sen şimdi hastaneye git, doktorla önden bir konuş, otopsiyi beklemeden. Asuman, Alaaddin, siz de gidin kurbanın ailesiyle bir görüşün. İşte mahallede o kurbanla ne kadar ilgili şahsiyet varsa onlarla konuşun gel. Emredersin. Çık dışarı. Yani ben ne anlatayım? Ben ne anlatayım size? Ben şimdi ne söyleyeyim yani size? Ya bir aydır zaten eve gelmiyor. Bazen olur iki ay, üç ay. Ya senin bir düşmanın mı var, sevenin mi var, kavga ettiğin biri mi var? Kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun? Ben bilmiyorum ki, bilmiyorum. Bana zaten bir şey anlatmaz, anlatmıyor. Efendim? Ama... Ah! Ne oldu? Nasıl olmuş ya? Ne olmuş ya? Kim ya? Tabii. Hayır, bizim görüşmemiz amir bitmedi de hemen çıkıyoruz. Sabır kılır amirim. Cinayet var. Cinayet mi? Aynanından. Evet. Nerede durumumuz? Aynı işte. Önceki gibi süslü boyalı. Takım şey, kırık tuğlalar, açık çatı, çaput, gözüne taş koymuş bu sefer. Şiir keza aynen var. Amirim şimdi ilk akla gelen cinayeti aynı kişi mi işledi? Bu soruya bakmamız lazım. Ya bu tarz cinayetlerde zaten ilk düşünülmesi gereken kurbanlar arasında bir ilişki var mı yok mu? Şimdi ben atıyorum tabii. Mesela sesli düşünüyorum. Sesli düşünme ya bu. Kimlik mimik herhangi bir şey var mı? Efendim? Amirim kimliği cebinden çıktı. Arkadaşlar ailesiyle irtibata geçmeye çalışıyorlar. Amirim şimdi annesine ulaşmışlar. Buraya mı getirsinler, karakola mı götürsünler? Karakola götürsünler oğlum. Buraya niye getirecekler kadın? Karakola götürün oğlum. Buraya niye getiriyorsunuz kadın? Olay yerine bir anne getirilir mi? Oğlum olay yerin. Gelmişler buradalarmış amirim. Hayır ben sizin yapacağım işiniz değil. Ablacığım başın sağ olsun. Nasılsın, bir ihtiyacın var mı? Evladım bir gösterin bana. Tutuyorlar beni burada, bırakmıyorlar. Şimdi arkadaşlar içeride çalışma yapıyor, inceleme yapıyorlar yani. Şimdi dirayetli olmak lazım.
Sana bir iki kısa sorum olacak. Yani katili bulmamız için senin bize vereceğin her türlü cevap bize yardımcı olacak. Şimdi şöyle bir durum çıktı ortaya. Bu diğeri gibi değil ya. Olay yeri incelemeden arkadaşlar bir örnek almak için dokundular. Ya iyice çürümüş, paramparça oldu elcesi. Vıcır vıcır kurt oynuyor. Ya böyle bir ölüm olabilir mi annem ya? Benim şahsi kanaatim yani atıyorum şu anda. Galiba önce bayıltıp sonra işkence ettikten sonra tekrar ayılınca o zaman boğulmuş olabilir. Yani sesli düşünüyorum. Ulan hayvanın oğlu hayvan. Kadının yanında böyle laf edildin mi ha? Görmüyor musun kadın ne durumda? Bunun sesli düşünmelerinden, atmalarından bana da fenalık geldi. Oğlum insanlıktan mı çıktın lan sana? Oğlum, senden başka? Ha? Buyurun abi siz mi? Senin gibi burada havaya sallayan var mı lan? Senden başka atan var mı lan burada? Özür diliyorum amirim. Görmedim kadını. Nasıl görmedim kadını oğlum, ya? Telefon sana gelmedi. Bir saniye. Ablacığım. Senden bu densiz arkadaşımız için gerçekten çok özür diliyoruz. Ama bu hepimize yapıyor emin ol. Sadece sana değil hepimize yapıyor yani. Ben buna 3.000 lira borç verdim ta ne zaman? Yani gelip de bir gün şunu böyle... Oğlum sen niye kadınla böyle konuşuyorsun ha? Sen neden böyle konuşuyorsun yavrum kadınla? Amirim ben kime ne konuştuğumu bilmiyorum artık. Çok uykusuzum, çok yorgunum. Ben eve gidip dinleneyim. Olmaz. Durum değerlendirmesi yapacağız. Gidin şurada bir yerde bekleyin. Beni ondan sonra hep beraber sahildeki çaycıya geçeceğiz. Ben uyuyamadım, dinlenemedim. Olmaz. Beni eve gönder. Ne olur ben. Gidin uyuyayım. Şimdi böyle süslü mesajlı cinayetler genelde çete işi çıkıyor ama yok, bu... Yok yok hayır. Kurbanların herhangi bir suçla ilişkisi yok amirim. Yani hayır şimdi eğer tutku cinayeti olsaydı her şey kabak gibi ortada olurdu. Kimse öyle bir şey demedi ki. Tabii biliyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Yani tutku cinayeti gibi görünse de öyle değil diyorum. Aynı şey. Abi ne alakası var? Öyle görünmüyor zaten. İşte yani katil bir adını bırakmazdı tutku cinayeti olsa. Yani. Değil işte. Onun için tutku cinayeti üzerinde durmayalım diyorum. Yani üzerinde durmayın. Yani onu geçelim. Bir şey alır mısınız abi? Ya ben bir kivi alayım. Ben de kivi. Amirim siz. Herkes kivi mi? Hepimiz kiviyiz amirim. Benim de kivi olsun. Salih abi. Ben bir çay alayım kardeşim. Ya herkes kivi işte karıştırma. Şart mı kivi ya? İstemiyorum kivi. Salih sen kivi iç ya. Zaten uykusuzsun ama şimdi seni yapar ya. Ya öyle iyi gelir. Öbür türlü çay içeceksin. Şey olacak. İç, yani daha içine. Tamam abi. Tamam kivi içerim. Ben de kivi içeyim tamam, abi. Tamam abi. Benim çayı kivi yap kardeşim sen. Bana büyük bir kivi getir sen ya. Büyük olsun kivi olsun. Amirim yeni cinayet var. Aynı. Ah. Yani süslü mü? Süslü, boyalı. Ne yapacağız ya? Donduran 3 cinayet haberi Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. Fail ya da failleri arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetten henüz bir açıklama yok ama bulgular acaba bir seri katil mi sorusunu akıllara getiriyor. Bu mesele sosyal medyada çokça konuşuluyor. Biz de sokağa indik, vatandaşa sorduk. Bakalım sokaktaki vatandaş ne diyor? Arkadaşlar hepimizin de bildiği gibi hiç alışık olmadığımız bir vakayla karşı karşıyayız. Basının ilgisi burada. Halkın odak noktası biz olduk. Dolayısıyla üzerimizde müthiş bir baskı var. Tam bu durumda bir meslektaşımız dizdar koşu ekibimize uzman olarak atandı. Dizdar koşu yurt dışında ve özellikle Amerika'da büyük başarılara imza atmış ve seri katiller konusunda uzman. If I was young and warm and prayed for and prayed over by lots of folks. Thank you.
Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese kolay gelsin Dindar Bey. Merhaba arkadaşlar. İsmim Dizdar Koşu. Ben bir suç uzmanıyım. Suç uzmanı nedir, kimdir? Bunu beni tanıdıkça öğreneceksiniz. Zaten direkt olarak konuya giriyorum. Ben bir vaka ile karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu 13 soruyu sorarım. Kaçta, hangi, ne ile, niçin, ne olmuş, kimi, nereden, nasıl, ne zaman, kimden, neyi, ne belli, neye, kim? Nasıl? Çok güzel sorularımızdan bir tanesi de bu zaten. Hayır nasıl yani, anlamadım. Tekrar eder misiniz? Yavrum şimdi bir de başa döndürüp ta en baştan saydırtma adama. Buyurun devam. Arkadaşlar bu soruların dördüne, bakın dördüne sağlıklı bir cevap verebiliyorsak davamız yarı yarıya aydınlanır. Soralım. Kim? Kim? Çok doğru. Biz de zaten bunu arıyoruz. Kim? Nasıl? Nasıl? İlk kurban boğulmuş, boğarak. Öyle olur mu ya? Olur. Biz devam edelim. Yavaş yavaş açılacağız. Soralım mesela sorulardan. Emin Bey siz sorun bir tane. Ne kadar? Ne kadar? Ne bileyim işte yani ne kadar hani onu sorayım. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar olacak ya? Tamamen öldürmüş işte kurbanları. Tam yani. Tamamı. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Devam edelim, çekinmeyelim, soru soralım. Ne var soruların içinde, ne var mesela? Ne belli? Belli işte yani, adam öldürmüş herkesi. Belli. Kaç etti? Öyle bir soru yok. Yok, şey diyor, kaç kişi öldürüldü? 3 cinayet var, 3. Neyse, soruları sormaya biz devam edelim. Alışacaksınız arkadaşlar. Neye? Neye? Adama, yani kurbana karşı. Neyi? Neyi? Adamı. Yani kurbanı. Nereden? Nereden? Adamdan. Yani kurbandan. Kaça? Ne kaça? Ne kaça ya? Kaçta? 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 Kaç dediler bu şeyin ölüm zamanına? Dizdar Bey. Kimden? Bakın Emin Bey, bu en önemli soru. En kilit soru bu. Bu cinayetleri kimin işlediğinden bile önemli. Nasıl? Nasıl? Boğarak? Evet Dizdar Bey, yani anlıyorum sizin bir... Yani bu hani bir metodunuz var. Fakat bizim böyle hemen bu metodu, bu teşkilat içerisinde şu masada bunu becerebilecek halde değiliz. Eylem sen var ya sen. Sen sermayenin köpeği olursun abi. Devrimci bir kızım ben hala. Aa güzel. Sabah faşist, düzenin adamı, akşam bilgisayar başında klavye devrimcisi. Boş boş konuşma kızım. 15 dakika önce aynı yerde çalışıyorduk, aynı düzenin adamıydık. Opportunist ana. Bir kere de erkek ol be. Seç, işin mi ben mi? Ne saçma soru şimdi bu? Boğazımıza kadar borçluyuz kızım. Hem bu isimle şunmak kolay mı sanıyorsun sen? Şahane abi. Bundan böyle çalıştığın banka alsın seni koyununa. Size mutluluklar. Arda. Arda oğlum bak, bankaya senin yüzünden dünya kadar borcum var. Ay benim eşekliğim biliyorum da. Ne olur haftada bir gece gelip çalsam, ne olur ya? Ha? Ölür müsün? Ölür müsün? Ya dur taneciğim. Ay anlamıyorum ben, neyi anlamıyorsun? Vaktim yok, bitti. Bitti. Vay! Alo. Şşt. Efendim?
efendim. Gülay'a ulaşamıyorum abi ya, delireceğim. Sen hiç konuştun mu? Yok, konuşmadım ben. Doktordan çıkınca arayacağım dedi, ne oldu? Benim bildiğim çıktı doktordan. Para lazım, kredi alacağım, bir şeyler söyleyip durdu sürekli. Hayırdır inşallah ya. Kapa sen, ben Nihal'i arayacağım. Hadi öptüm, görüşürüz, bay. Alo. Hele Şükür, neredesin ya? Gülay'la konuştun mu? Ne olmuş Gülay? Kötü bir şey mi var? Yok yok ya. Yok inşallah, öyle bir şey yok da. Aradı mı seni hiç? Yok, aramadı. Yemeğe çıkıyorum şimdi. Ulaşırsam haber veririm ben. Delicesini sevdim. Görür görmez seni. Çılgın gibi sevdim. Uzat bu seni. Basıyorsun ha? Niye? Protesto edilecek bu kadar şey varken beni mi buldun protesto edecek ha? Beni mi? Sizin mi lan bütün bu yollar, bu sokaklar, bu ülke, bu binalar, bu parklar sizin mi lan? Ha? Sizin mi? Yaşamakla hayatta kalmak arasında bir fark vardır ya, işte son 3 yıldır tek başıma hayatta kalmaya çalışıyorum. Tek başıma dersem arkadaşlarıma ayıp olur aslında, onların yardımıyla. Kimi kefil oldu kredi çekmem için, kimi kendi adına benim için kredi çekti. Nasıl ödeyeceğim onların borcunu bilemiyorum. Küçük yaşında bir çocuğunuz varsa her şeye hazırlıklı olabilir misiniz? Her şey derken ne o her şey? Ölüm de var mı o her şeyin içinde? Gülay, kızım neredesin? Çatladık meraktan. Niye telefonuna bakmıyorsun, mesajlarına cevap vermiyorsun? Ben bittim yani. Ne demek bittim ya? Bak herkes sabahtan beri seni arıyor. Acil para lazım, çok acil para lazım. Çektiğimiz krediyi daha bitirmedik ki Gülay'cığım. Çok acil para lazım, hem de çok para lazım. Kızım ne oluyor, söylesene ya. Neye lazım? Ne dedi doktor? Tamam, deneyeceğim. Müdür Bey'le tekrar konuşacağım. Sen sakin ol. Böyle güzel şeyler düşün. Ne bileyim, derin nefes al. Ben gelene kadar kafayı yeme de. Şimdi performansını adam akıllı. Nermin Hanım, Hüseyin Bey'in kredisi onaylandı. Birazdan grup parası gelecek 1 milyon lira. Ona sabah ödeme yapalım biz nakit olarak. Tamam. Evet. Bu işte de ben sizin ilgilenmenizi istiyorum. Tabii Erdal Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben gereken her şeyi hallederim. Konuşmamız lazım Müdür Bey.
Kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. İyi misin? Değilim. Hadi biraz dışarı çıkalım. Kardeşin metastaz mı yapmıştı? Hı hı. Öldü mü? Yok canım. O kadar kolay mı ölmek ha? İyileşti o. Turp gibi. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. İşte bizimki de böyle bitti sandık. Ne illetmiş. Tekrar etti. Geçecek canım. Hepsi geçecek. Ne kredisinden bahsediyorsunuz ya Nihal Hanım? He? Sizin önceden çektiğiniz kredi bitti mi? Bitmedi. Aslında ben onu kapatıp faiz indiriminden yararlanayım diyorum. Nihal Hanım, dürüst olalım. Evraklarınız masanıza gelse siz kendinize kredi verir misiniz ya? Yakında müdür yardımcısı olma ihtimalimden dolayı, hani en kıdemli benim ya, bunları da göz önünde bulundurursak evet, verirdim. Böyle profesyonellik olmaz. Saçmalıyorsunuz. Lütfen işinizin başına. Hadi. Teşekkürler müdür bey. Selçuk burada arkadaşım vardı, gördün mü? Nihal dışarıda bak, Meral ablayla konuşuyorlar. Arkadaşlar, kimse çıkmadan bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi çıkıyorum Gülay, dışarıda konuşuruz. Görüşürüz canım. Meral Hanım, Nihal Hanım, geliyor musunuz? Mehmet, kapıyı kilitle oğlum. Kilitledin mi oğlum? Evet. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi müdür yardımcısı ataması için yaptığımız performans değerlendirmesine göre yeni müdür yardımcımız Nermin Eryaman. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Şey, anahtarı vereyim bari. Arkadaşımıza yeni pozisyonda başarılar diliyoruz. Tebrikler Nermin. Ya canım, ya aslında ben de hiç beklemiyordum. Kıdem olarak senin hakkında tabii. Ben de şok oldum şu an. Yok canım, performansın iyiymiş. Tebrikler Nermin. Mehmet, şu kapıyı açar mısın? Teşekkür ederim. İyi haftalar Arsenal Lisesi'nin kıymetli öğrencileri. Anne ve babalarınızın sağladığı imkanları çarçur ettiğiniz bir hafta sonra daha geride kaldı. Aileleriniz bu lakayt davalarınızı tölere edebilir. Ama bildiğiniz üzere ben asla etmem. Müdür yine tadından yenmiyor. Her zamanki hali işte. Fizikçi notları açıklayacakmış. Bakalım Gökhan'a yine mesaj içerikli notlar vermiş mi? Gökhan 33. Demirli. Okul malına zarar ha?
Bana şu halin hangi hayvanı hatırlatıyor biliyor musun? Keseli sıçan. Bu hayvanlar tehlike karşısında bu kadar gerçekçi ölü taklidi yaparlar ki abartıp ceset koktukları dahi olur. Olur. Keseli sıçan. Genel olarak dersi dinlemekle ilgili ve aklınızda tutmakla ilgili sorunlar yaşadığınızı biliyorum. O yüzden bir üzerinden geçelim. Zaten bu böyle cam fanus, metal çubuk gibi şeyleri aklınızda tutmayacağınızı ben biliyorum. Ama lütfen şuna dikkat edin. Hale bak. Şu sosyal medyada hesap açmanın bir yaş sınırı olmalı aga. Doğru dedin. Ortalık çoluk çocuk kaynıyor abi. Cisim negatif yüklüdür. Yani zıt kutuplar birbirini çeker. En azından bunu aklınızda tutun lütfen. Geçen. Ayrıca atomların birleşerek bana bir çift meme verenin 40 yıl kölesi olurum yazdı, tamam mı? Annem de altına direkt şey yazmış bak. Nasıl da vefalı, nasıl da güzel bir evlat yetiştirmiş. Tüm sütüm sana helal olsun kuzum. Yazmış, mention'ı da sona çakmış. Yorulmaz. Ne oldu mesela bu kadar eğlendin? Anlatsana bir. Olur. Şimdi hocam, bizim Oğuz geçen şey diye tipte... Özür dilerim hocam. Müdür bey Yaprak Ayvaz'ı çağırıyor da. Ya Yaprak Hanım, Oğuz'un ipiyle kuyuya inersen olacağı buydu. Dolabına fare konulurken sen ne diye kızı oyalarsın? Müdür bey seni içeride bekliyor. İyi de orası müdür beyin odası değil ki. Topuklu ayakkabıların sana göre olmadığını düşünüyorsun. Ama içindeki prensesi ortaya çıkardığımda bana bunlarla gelmeni istiyorum ki aşık gözlerinin tam içine bakabileyim. Yani boş sınıfın ortasında bu kutu, üstünde de bu not vardı diyorsun. Beni çağıran kızı da her yerde aradım ama bugün nöbetçi öyle bir öğrenci yok. Sen ne düşünüyorsun? İlkini buldum da ikinciyi o gönderenin neresine sokacağım onu bilmiyorum. Oğuz, bana bak lan, bu senin pisliklerinden biri değil değil mi? Benim elle ayakla ayakkabıyla işim olmaz. Ben bir mesleğim dostum. Ya benim olayım başka. Bu adam senin ayak numaranı kadar bildiğine göre ciddi bir sapık olabilir. Yaprak, bundan sonra tek başına dışarı çıkmıyorsun. Benim aklıma bir isim geliyor ama. Tuna. 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 Okula dönem ortasında kayıt yaptıran Tuna Karaman, birçok gizemi de beraberinde getirmişti. Tanınmış bir ceza avukatı olan Tuna'nın babasının, Tuna'nın kaybı için epey bir miktar bağış yaptığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Sözü geçen bir moda editörü olan annesi, onun ayakkabı seçme konusundaki ustalığını da gayet iyi açıklıyordu. Yine kaderin bir cilvesi olacaktı Tuna, üst katımızda babaannesiyle yaşıyor. Doğru tam. Ayakkabı ölçüsü. Yine de onun aradığımız kişi olmadığını gösteren ufak bir detay vardı. Arkadaşlar Tuna şey... Ne? Şey... Tuna şey diyecektin galiba. Tuna mı? İnsanların yönelimleri sizi bu kadar çok mu güldürüyor? Tuna, ben şey... Şey... Bugün söyleyebilirsin umarım. Yoksa evrim basamaklarını tırmanmanı mı bekleyeceğiz? Ben de öyle tahmin etmiştim. İlkel sohbetinizden de anladığım kadarıyla... ucuz zevkin ürünü bu ayakkabıları benim gönderip göndermediğimi merak ediyorsunuz. Hayır, ben göndermedim. Tuna da değilse... Kimdi bu sapık? Oğuz, kessene ortanı.
Oğuz, atsana lan topu. Lan Oğuz, oyalanma, at şu topu ya. Ya Oğuz, senin bu ayağını... Dur burada lan. Bugün kabul günümdeyim herhalde ya. Ne? Neden seni futbol oynarken görünce bile heyecanlanıyorum. Bu kutudaki nota benzemiyor mu? Lastırık! Daha spesifik olman lazım kanka. Bunların hepsi sırık. Beni arıyorsun sanırım. Ben Barış. Bu ara sıcaktı sırık oğlan. Ana yemek olarak da bir çift topuklu ayakkabı yiyeceksin. Kaptan, bir sorun mu var? Var. Kaptanınıza söyleyin, arka kapıyı açsın. Binecek var. Hediyemin ulaşmasına sevindim. Hah, suçunu kabul ediyorsun demek. Aferin. Hayır. Bir suçlu varsa eğer, o da kalbim. Senin kalbini sökerim lan. Bu alaycı zeka. Bak bak, bu özgüven. Bu kafa. Bu neyin kafası lan? Ha, bu arada çok pis kafa ısırırım. Hayvanlar gerçekten büyüleyici yaratıklar. Türler öğrenmeye programlanmıştır çocuklar. Yaptıkları hataları öğrenip tekrar aynı hatayı yapmazlar. Biri hariç. Bal porsuğu. Bal porsuğu kavga ettiği yılan tarafından sokulduktan sonra... Benimle arka bahçede buluşmaya söz verirsen sizi kurtarırım. Kendine gelince ilk iş ne yapar biliyor musunuz? Başka bir yılana çatar. Sen bir bal porsuğusun Demirli. Ama bu sefer yanlış yılana çattın. Bakalım bu duruma velileriniz ne diyecek? Ana kraliçe beni kesin bu sefer sanayiye çırak verecek. Tüm suç benim hocam. Arkadaşları tahrik edip kavgayı ben başlattım. Çıkın dışarı. Sen hariç. Çek. Çek.